Midas Anıtı ya da diğer adıyla Yazılı Kaya Frig, kaya fasatlarının en görkemli örneğidir. Midas şehri platosunun kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi üzerinde yer alır. İlk olarak 1800 yılında A.V. M. Leek ve arkadaşları tarafından incelenerek kabataslak çizimi yapılmıştır. G. Koyler'e ait bu çizim, birçok hata ve eksikliklerine rağmen, Frig fasadlarının genel görünüşü hakkında fikir veren ilk çizim olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. 1834'te Çağ Texier, anıtı inceleyerek gravürünü yapmıştır. Bu, anıtın aslına uygun ve tüm görkemini yansıtan ilk ve tek gravürdür. Anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigce yazıtta geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeniyle anıtı yazılı kaya olarak adlandırmıştır. Günümüzde her iki isim de kullanılır. Tepe akroteri karşılıklı iki daire parçasından oluşur. Alınlık ve cephe duvarı geometrik motiflerden oluşan zengin bir bezeme ile süslüdür. Anıtın merkezinde kapıyı simgeleyen büyük bir niş yer alır. Burası dini törenler sırasında içine Tanrıça Matar'ın heykelinin yerleştirildiği en kutsal bölümdür. Kümbet Köyü'nde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait volkanik tüf taşından yapılma mezar taşlarıyla dolu küçük bir mezarlığın içinde yer alan kümbet, halk arasında Himmet Dede Kümbeti olarak adlandırılmakta, ancak kitabesi olmadığı için gerçekte kime ait olduğu bilinmemektedir. Kümbetin gövdesi dışarıdan sekizgen, içeriden daireseldir. Gövde piramidal bir tuğla külahla örtülmüştür. Giriş doğu yönündedir. Kaydı alanı yaklaşık olarak 52 bin ikamet olan kümbetin dış cephesi külaha kadar kesme taşla, kubbesi ise tuğla ile örülmüştür. Ön cephesi, bölgede yer alan Frig, Roma ve Bizans harabelerinden devşirilen malzemelerle süslenmiştir. Kapının sol yanındaki istiridye kabuğu şeklinde derinleştirilmiş niş, iki yanındaki sütunlar, ön cephenin köşe taşları, kapı üzerindeki oymalı mermer blok devrişilmiş malzeme örnekleridir. Kesme taş duvarlarda yer yer güneş kursu motifi ve tam olarak tanımlanamamakla birlikte İslamiyet'ten önce Orta Asya Türk boylarının kazıma tekniğiyle kayalara yapmış oldukları hayvan figürlerini anımsatan figürler yer almaktadır. Bu figürlerle kimi Türk boylarına atıfta bulunulmuş olabileceği düşünülmektedir. Thank you.
Selçuklu döneminde Anadolu'yu fetih eden ve İslam'ı yaymaya çalışan kahramanlık hikayeleriyle dolu efsanevi bir isim Seyit Battal Gazi. Seyit Battal Gazi Türbesi, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde bulunmaktadır ve mütevazı yapısıyla Anadolu'nun mistik atmosferini ziyaretçilere sunar. Seyit Battal Gazi Türbesi, İslam'ın erken dönemlerinden beri İslam aleminde tanınan bir isim olan Seyit Battal Gazi'ye adanmıştır. Seyit Battal Gazi'nin yaşamı hakkında net bir tarih bilgisi olmasa da 8. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Seyit Battal Gazi, İslam'ın yayılması için savaşan, düşmanlarına karşı kahramanca savaşan bir Türk kahramanıdır. Seyit Battal Gazi'nin Eskişehir'e nasıl geldiğine dair birçok farklı efsane vardır. Ancak genel kabul gören hikaye, Seyit Battal Gazi'nin Selçuklu Sultanı Alparslan'ın hizmetine girdiği ve Anadolu'yu fethetmek için savaştığıdır. Türbenin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen Selçuklu veya Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Seyit Battal Gazi Türbesi, yalnızca bir türbe değil, aynı zamanda Osmanlı mimarisinin zarif bir örneğidir. Küçük ve basit bir yapı olan türbenin girişi, üzerinde Türk motiflerinin bulunduğu bir giriş kapısıyla süslenmiştir. İç mekan ise mütevazıdır ve duvarlarında İslam yazıları bulunmaktadır. Türbenin içerisinde bir sanduka bulunur ve duvarlarında Battal Gazi'nin hayatına dair efsaneler anlatan çeşitli resimler yer alır. Seyit Battal Gazi Türbesi, tarih ve kültür meraklılarını ağırlayan, Anadolu'nun köklü geçmişine ışık tutan bir yapıdır. Eskişehir ilinde yaşayanlar ve çevre bölgelerden gelen ziyaretçiler, türbenin huzur verici atmosferini deneyimlemek ve Seyit Battal Gazi'ye olan saygılarını ifade etmek için burayı ziyaret ederler. Türbe, Türk milletinin kahramanlık geleneğini ve İslam'ı yayma mücadelesini yaşatmak için önemli bir rol oynar. Bu anlamda Seyit Battal Gazi Türbesi sadece bir yapı değil, aynı zamanda Anadolu'nun tarihi ve kültürel bir simgesidir.